Biliyorum. Çünkü hepimizin günlük koşuşturmaları, işleri, güçleri var, sıkıntıları var. Hepimizin. Bu benim için de her şeye bir ara vermek oluyor. Ve bunu sizle yaşamak çok güzel. Tekrar ediyorum, kitabı sizle beraber okuyorum. PDF'den okuyorum. Bazı bölümler, kelimeler üst üste gelmiş. Onları anlamam ve anında çözmem. Bazen çözebiliyorum, bazen çözemiyorum. O yüzden abuk sabuk şeyler söylüyor olabilirim. Bazen esler veriyorum kendi kendime. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum arkadaşlar. Bu arada bu yayının canlı yayında böyle konuşuyorum ama farkındaysanız YouTube'a koyarken bu bölümleri çıkarıyorum. Eğer oradan takip ediyorsanız daha sonrasında bu bölümleri çıkarıyorum. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Ama YouTube sayfasında sadece kitap okuma bölümünü tutmaya gayret ediyorum. Şimdi çok teşekkür ederim o kalpler içinde. İnsancıkları okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Eylül'de Varvara Alekseyevna'ya yazılmış mektupla devam edeceğiz. Anacığım Varvara Alekseyevna, 16 Eylül. Bugün bizim evde son derece acıklı, açıklanması olanaksız olduğu kadar da umulmadık bir olayla karşılaştık. Bizim zavallı Gorshkov beraat etti. Karar bir süre önce verilmişti. Ama o ancak bugün son duruşmaya, kesin kararı dinlemeye gitti. Dava bütünüyle Gorshkov'un lehine sona ermiş. Anlaşılan dikkatsizliği, ne suçu varsa hepsi affedilmiş. Tüccar ona oldukça dolgun bir tazminat vermeye mahkum edilmiş. Böylece Gorshkov'un maddi durumu iyice düzeldi, namusu temizlendi. Kısacası adamcağız muradına erdi. Bugün saat 3'te eve geldi. Biti benzi uçmuş, yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuştu. Dudakları titriyor, gülümsüyordu. Karısıyla çocuklarıyla kucaklaştı. Cümbür cemaat onu tebriğe gittik. Bu hareketimiz onu duygulandırdı. Sağa sola eğiliyor, hepimizin defalarca ellerimizi sıkıyordu. Omuzları dikleşmiş, gözlerinde her zamanki yaş bile kalmamış gibiydi. O kadar heyecanlıydı ki 2 dakika bir yerde duramıyor, ne görse elini alıp hemen bırakıyor, durmadan gülümsüyor, selam veriyor, oturup kalkıyor, tekrar oturuyordu. Ne söylediğinin de farkında değildi. Şerefim, namusum, çocuklarım sözleri dilinden düşmüyordu. Bir aralık ağladı da. Bizim de çoğumuzun gözleri yaşardı. Rataziyev cesaretini arttırmak için olsa gerek, aman kardeşim, para olmayınca namusun, şerefin sözü mü olur, dedi. Her şeyin başı para, eline geçen para için Allah'a şükret. Sonra omzuna bir şaplak indirdi. Gorshkov bundan hoşlanmamış gibi geldi bana. Yani hoşnutsuzluğunu açıkça göstermedi ama Rataziyev'e tuhaf tuhaf baktı ve elini omzundan indirdi. Eskiden olsa bunu yapar mıydı? Ne diyelim, karakterler birbirine benzemiyor. Örneğin ben böyle bir sevinç karşısında kibir göstermezdim. Ne olacak canım? Bazen fazlaca boyun kırıp alttan almak insan kalbinin iyiliğini, yufka yürekliliğini gösterir. Evet, dedi. Para da iyi. Tanrı'ya şükür. Çok şükür. Ondan sonra biz oradayken hep çok şükür, çok şükür diye tekrar edip durdu. Karısı yemeğe özenerek ısmarladı. Ev sahibimiz mutfağa kendisi girip pişirdi. Ev sahibimiz oldukça iyi bir kadın. Yemeğe kadar Gorshkov bir türlü yerinde duramadı. Çağıranın çağırmayanın odasına girdi. Durup dururken odaya dalıp gülümsüyor, iskemleye ilişerek ya bir şey söylüyor ya da hiç ses çıkarmadan çıkıp gidiyordu. Deniz Asteğmeni'nin odasında kağıt oynanıyordu. Onu 14. kişi olarak oturttular. Biraz oynadı ama saçmaladığı için 3-4 el sonra bıraktı. Oynamam, dedi. Laf olsun diye oturdum. Oradan çıktı, koridorda benimle karşılaştı. Ellerimi yakalayıp gözlerimin içine baktı. Bakışı pek tuhaftı. Elimi sıkıp çekildi. Sürekli garip bir biçimde gülümsüyordu. Ölü gibiydi. Karısı sevinçten ağlıyordu. Evlerinde tam bir bayram şenliği vardı. Yemeği çabuk yediler. Yemekten sonra karısına biraz yatacağım şekerim demiş ve uzanmış. Kızını yanına çağırmış, elini başına koyup çocuğun saçlarını uzun uzun okşamış, sonra karısına dönmüş,
Hani Petenka? Petenkamız nerede? Demiş. Karısı istavroz çıkarıp çocuğun öldüğünü söylemiş. Evet evet biliyorum. Hepsini biliyorum. Petenka cennette şimdi, demiş. Karısı geçirdiği sıkıntılar yüzünden adamcağızın kendinde olmadığını görüp uyumasını söylemiş. Öyle, demiş. Biraz uyuyayım. Fena olmayacak. Yana dönmüş. Biraz yattıktan sonra başını çevirmiş, bir şey söylemek istemiş, karısı duymamış. Ne var canım diye sormuş. Cevap alamayınca biraz beklemiş. Eh, uyudu diye düşünmüş, çıkmış, ev sahibine gitmiş. Bir saat sonra dönünce kocasını hala aynı durumda uyur bulmuş. Varsın uyusun diyerek eline bir iş almış. Anlattığına göre yarım saat kadar işe öyle dalmış ki ne düşündüğünü bile hatırlamıyormuş. Kocası da aklından çıkmış. Sonra birdenbire garip bir huzursuzluk içinde toparlamış kendini. İlkin odadaki mezar sessizliği tuhafına gitmiş. Yatağa bakmış. Kocası hep aynı pozda yatıyormuş. Yarına gelip yorganı çekince adamın buz gibi olduğunu görmüş. Evet, öldü bizim Gorshkov. Öldü. Aniden, yıldırım çarpmış gibi öldü. Ama neden öldü, orasını Allah bilir. Ölümü beni öyle etkiledi ki hala kendime gelemiyorum. Bir adamın ölümünün bunca yalın olabileceğine inanmak zor. Ne zavallı, ne çileli adamdı şu Gorshkov. Ama kader bu, kader. Karısı dövünüp duruyor, şaşkına döndü. Kızları bir köşeye sindi. Ortalık telaş içinde. Ölüyü doktor mu muayene edecekmiş ne? Pek acı doğrusu. Çok yazık oldu. Bunun günü saati belli olmadan aniden geliverdiğini düşündükçe üzülmemek mümkün değil. İşte böyle pisi pisine gidiveriyorsun. Sizin Makar Devuşkin. 19 Eylül. Size müjdeli haberimi ulaştırmakta acele ediyorum. Ratazyayev bana bir yazardan iş buldu. Ona gelen tanıdıklarından biri. Kalın bir müsvedde vermiş, uzunca bir şey. Yazıp pek okunaklı değil. Nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Hem de çabuk istiyorlar. İçindeki yazılar da hiç anlamadığım şeyler üzerine. Sayfasına 40 kopeye anlaştık. Bunu size artık dışarıdan da para sağlayabileceğimi anlatmak için yazıyorum. Şimdilik hoşça kalın anacığım. Hemen işe oturacağım. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 23 Eylül. Sevgili dostum Makar Alekseyeviç. 3 gündür size yazamadım. Oysa çok, pek çok üzüntülerim, sıkıntılarım var. Bykov önceki gün bizdeydi. Evde yalnızdım. Fedora bir yere çıkmıştı. Kapıyı ben açtım. Onu görünce olduğum yerde dondum kaldım. Sarardığımı hissettim. İçeriye her zamanki gibi gürültülü kahkahalar atarak girdi. Bir sandalyeyi çekip oturdu. Uzun süre kendimi toparlayamadım. Sonra bir köşeye çekilip çalışmaya başladım. Gülmesi çabuk kesildi. Halim onu etkilemiş olmalıydı. Son zamanlarda çok zayıfladım. Yanaklarım, gözlerim çukurlaştı. Yüzüm kağıt gibi bembeyaz oldu. Bir yıl önceki halimi bilenler bu sefer beni gerçekten güçlükle tanıyabilir. Uzun uzun, dikkatli dikkatli baktı. Sonra yine neşelendi, bir şeyler söyledi. Cevap vermedim, tekrar güldü. Tam bir saat oturdu. Sonunda ayrılırken beni elimden tuttu ve söylediklerini aynen yazıyorum burada. Dedi ki, Varvara Alekseyevna, aramızda kalsın ama sizin akrabanız, benim çok samimi dostum olan şu Anna Fedorovna, alçağın alçağı. Bykov, Anna Fedorovna için ayıp bir sözcük de söyledi. Kuzeninizi kötü yola o yöneltti, sizi de mahvetti. Bu alçaklığa ben alet oldum ama ne yapalım, hayat bu, dedi. Sözlerini bitirince yeniden kahkahayı bastı, sonra güzel konuşmayı beceremediğini ama asaletinin söylemesini gerektirdiği en önemli şeyleri nasıl olsa anlattığı için geri kalanlar üstünde kısaca duracaktı. Benimle evlenmek istediğini, şerefimi geri vermeyi görev saydığını söyledi. Zengin olduğu için düğünden sonra beni step bölgesindeki köyüne götüreceğinden söz açtı. Köyde tavşan avlayacak, bir daha Petersburg'a adım atmayacakmış. Çünkü Petersburg berbat bir yermiş. Petersburg'da kendi deyimiyle kerata bir yeğeni varmış.
Onun mirasından yoksun bırakmaya yemin etmiş. Aslında benimle evlenmek istemesi de kendine yasal bir mirasçı edinmek içinmiş. Bıkov daha sonra sözü oturduğum yerin yoksulluğuna getirdi. Böyle bir kulübede yatarken hasta olmamda şaşılacak bir yan bulunmadığını söyledi. Burada bir ay daha kalırsam %100 öleceğim kehanetinde bulundu. Petersburg'da bütün evlerin kötü olduğunu ekledi ve ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Evlilik teklifi beni o kadar şaşırttı ki nedense ağlamaya başladım. Bıkov bunu şükran gözyaşları saydı. İyi yürekli, duygulu, bilgili bir kız olduğumdan her zaman emin olduğunu söyledi. Bununla birlikte bu kararı ancak bugünkü yaşayışımı iyice, inceden inceye öğrendikten sonra vermiş. Sizi de andı. Dürüst bir adam olduğunuzu duyduğunu, size borçlu kalmak istemediğini söyledi. Bana yaptıklarınız için size 500 ruble vermenin yetip yetmeyeceğini sordu. Hakkınızın parayla ödenmeyeceğini söyleyince bunun saçma olduğunu belirtti. Bunlar hep romanmış. Henüz çok gençmişim, fazla şiir okuyormuşum. Romanlar genç kızları mahvedermiş. Ahlak bozduğu için kitaplardan nefret ediyormuş. Benim yaşıma gelin, insanları o zaman anlarsınız, dedi. Daha sonra önerisini etraflıca düşünmemi söyledi. Böyle önemli bir adımı düşünmeden atarsam bana yazık olacağını, düşüncesizlik ve başıboşluğun deneyimsiz gençliği mahvettiğini ekledi. Benden olumlu cevap almaya arzu ettiğini, aksi takdirde hınzır yeğenini mirastan mahrum etmeye yeminli olduğu için Moskova'da bir tüccar kadınla evlenmek zorunda kalacağını bildirdi. Gergefimin üzerine şeker parası diyerek 500 ruble bıraktı. Köyde puf böreği gibi şişmanlayacağımı, bir elim balda, bir elim yağda olacağını, şimdi çok işi olduğunu, bütün gün işten işe koştuğunu, hemen iki iş arasında uğradığını söyleyerek konuşmasını tamamladı, gitti. Uzun uzun düşündüm. Aklımdan pek çok şey geçirdim ve bunları düşünürken acı hissettim. Sonunda karar verdim. Ona varacağım dostum. Önerisini kabul etmek zorundayım. Beni içine düşürdüğü rezaletten kurtaracak, adımı temize çıkaracak, yarın için yokluktan, sefaletten, felaketlerden koruyacak tek insan o. Yarından daha ne bekleyebilirim? Kaderden ne isteyebilirim? Fedora ayağıma gelen kısmeti tepmememi söylüyor. Buna kısmet diyoruz artık. Ben kendi hesabıma başka çıkar yol görmüyorum değerli biricik dostum. Ne yapayım? Çalışarak sağlığımı büsbütün bozdum. Her zaman çalışamam. Elin evine işe girsem kahrımdan ölürüm. Zaten kendimi kimseye beğendiremem. Yaratılıştan hastalıklıyım. Bu yüzden ele yük olmadan başka işe yaramam. Kuşkusuz bu kez de cennete gidecek değilim ama önümde başka yol yok. Size fikir danışmadan yalnız başıma etraflıca düşünmek istedim. Okuduğunuz kararım değişmeyecektir ve bunu kesin cevabımı almak için beni sıkıştırıp duran bu kova bildireceğim. İşlerinin sıkışıklığı yüzünden buradan hemen gitmek zorunda olduğunu, böyle önemsiz nedenlerle yolculuğunu geri bırakamayacağını söyledi. Mutlu olup olmayacağımı Tanrı bilir. Kaderimi tamamen onun ellerine bıraktım. Duyduğuma göre Bukov iyi bir insanmış. Belki beni sayar, ben de onu sayarım. Zaten bu evlilikten başka ne beklenir ki? İşte size hepsini anlattım Makar Alekseyeviç. Üzüntümü anlayacağınızdan eminim. Beni niyetimden caydırmaya kalkışmayın. Bütün çabalarınız boşa gider. Bu hareketin bütün nedenlerini iyice ölçüye vurun. Önce çok kaygılandım ama şimdi sakinim. İleride ne olacağını bilmiyorum. Zaten her iş olacağına varır. Her şey Tanrı'nın istediği gibi olur. Bıkov geldi. Mektubu bitirmeden bırakıyorum. Size daha söyleyeceklerim vardı ama Bıkov geldi. 23 Eylül. Anacığım Varvara Alekseyevna. Acele acele cevap yazıyorum. Hayretler içinde olduğumu söylemek için acele ediyorum anacığım. Pek tuhaf doğrusu. Dün Gorşkov'u toprağa verdik, bugün de bu. Evet Varenka, doğru. Bukov efendice hareket etmiş. Yalnız bilmem ki yavrum nasıl razı oluyorsunuz. Ne diyelim, bunlar hep Allah'ın emri. Fedora da sizinle ilgileniyor.
Artık bundan sonra mutlu olacaksınız anacığım. Refah içinde yaşayacaksınız güzel kumrum, yavrum, meleğim. Yalnız bilmem ki Varenka, pek çabuk olmadı mı bu? Ha işler, Bay Bukov'un işleri varmış. Tabii işsiz adam var mı? Onun da işleri olabilir. Onu sizden çıkarken gördüm. Alımlı bir erkek, hatta çok alımlı. Ama iş onun alımlı bir erkek olmasında değil. Ben de kendimde değilim. Peki, ama şimdi birbirimizle nasıl mektuplaşacağız? Yalnız başıma ben ne yapacağım? Mektubunuzda yazdığınız gibi kalbimi duyarlı bir terazi yaptım meleğim. Nedenlerini inceden inceye ölçüye vurdum. Bunları öğrendiğim zaman... Bunları öğrendiğim zaman tam 20. sayfanın kopyasını tamamlamak üzereydim. Epey hazırlıklarınız olacaktır sizin şimdi. Ayakkabılar, elbiseler filan gerekli. Gorohovaya sokağında bildiğim bir dükkan var. Bir mektubumda size sözünü etmiştim. Yok yok. Nasıl olur anacığım, ne diyorsunuz? Şimdilik gitmeniz olanaksız asla olmaz, mümkün değil. Bir yığın eşya almanız gerekir. Bir araba da alırsınız. Sonra şu sıralar havalar pek kötü. Dışarıya baksanıza bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Üşürsünüz meleğim, yüreğiniz üşür. Bu yabancı adamdan hem korkuyor hem de onunla gidiyorsunuz. Peki ama ben tek başıma nasıl kalacağım? Fedora'ya göre evet başınıza talih kuşu kondu değil mi? Delinin biridir o kadın. Hep beni üzmek için söylüyor. Bu akşam kiliseye gidecek misiniz? Gidecekseniz sizi görmek için ben de gelirim. Sizin bilgili, erdemli, duygulu bir genç kız olduğunuz %100 anacığım. Fakat o sözünü ettiği tüccar kadınla evlense daha iyi eder bence. Ne dersiniz? Varsın o tüccar kadınla evlensin. Bu akşam hava kararınca size bir koşu uğrarım Varenka. Artık günler erken kararıyor. Gelir bir saat kadar kalırım. %100 geleceğim. Zaten siz şimdi bu kovu bekliyorsunuz. O gitsin o zaman. Çok geçmez. Geleceğim. Makar Devuşkin. Dostum Makar Alekseyeviç. Bay Bukov benim %100 Hollanda keteninde 3 düzine gömleğim olması gerektiğini söyledi. Bu yüzden 2 düzinesini mümkün olduğunca çabuk dikecek çamaşır dikişçileri bulmalıyız. Zamanımız çok az. Bay Bukov kızıyor. Paçavralarla fazla oyalandığımızı söylüyor. Nikahımız 5 gün sonra. Hemen ertesi gün yola çıkıyoruz. Bay Bukov acele ediyor. Boşuna zaman kaybetmeyelim diyor. İşten bittim. Ayakta duracak halim kalmadı. Daha da yapılacak çok iş var. Keşke bu kadar geniş tutmasaydık. İpek dantelle öbür dantel eksik geldi. Daha almak gerek. Bay Bukov karısının hizmetçi gibi gezmesini istemediğini söylüyor. Ben gidince oradaki çiftlik sahiplerinin karılarının hepsini cebimden çıkarmalıymışım. Öyle diyor. Onun için ne olur Gorohayeva'daki Madame Chiffon'a bir uğrayıverin lütfen. Ondan ilkin bize çamaşır diken işçilerden göndermesini rica edin. Ben bugün hastayım. Yeni evimiz hem çok soğuk hem de dehşetli dağınık ve düzensiz. Bay Bukov'un teyzesi öyle yaşlı ki artık nefes alacak hali kalmamış. Biz gitmeden ölecek diye korkuyorum. Bay Bukov bir şeycik olmaz canlanır diyor. Evimiz son derece düzensiz. Bay Bukov bizimle oturmadığı için adamlarını koydunsa bul. Canları isteyince fırlayıp gidiyorlar. Öyle zamanlar oluyor ki işleri Fedora tek başına görüyor. Evin bütün işine bakan Bay Bukov'un uşağı üçüncü gündür görünürlerde yok. Bay Bukov her sabah bize uğruyor. Sürekli sinirli. Hatta dün evde katibini dövmüş. Bu yüzden polisle de biraz takışmış. Size mektup yollayacak adam bile bulamadım, postaneye verdim. Az kalsın en önemli şeyi unutuyordum. Madame Chiffon'a ipek dantelleri dün verdiğim örneğe göre değiştirmesini söyleyin. Kendisi yenilerini göstermek için bana mutlaka... Ne? Kendisi yenilerini göstermek için... Okuyamıyorum. Bana mutlaka bir şey yapsın diyor ama okuyamıyorum. Bir de şerit hakkındaki düşüncemi değiştirdiğimi söyleyin. Bunu tığla örmek gerek. Sonra mendil markaları sarmayla değil, kasnakta işlenecek, anladınız mı? Kasnakta, sarmayla değil. Sakın unutmayın. Kasnakta. Ha,
Az daha unutuyordum. Çok rica ederim. Pelerinin üzerindeki yapraklar kabartma, sap ve dikenler kordoneyle işlensin. Sonra yakanın kenarına ya dantel ya da geniş bir farbela dikilsin. Madam Şifon'a bunları bir bir söylemenizi rica ederim Makar Alekseyeviç. Sizin V.D. Not. Sizi angaryalarımla durmadan rahatsız ettiğim için öyle utanıyorum ki. Önceki günde bütün sabah koştunuz. Ne yapayım? Evimiz Allah'lık. Ben keyifsizim. Bunun için bana gücenmeyin Makar Alekseyeviç. Pek canım sıkılıyor. Ne olacak acaba dostum? Benim sevgili, iyi kalpli Makar Alekseyeviç'im. Geleceğimi düşünmek bile beni korkutuyor. İçimde bir ön sezi var. Bulutlar üstünde yaşıyor gibiyim. Not. Aziz dostum, Allah aşkınıza yazdıklarımın hiçbirini unutmayın. Yanlış bir iş yaparsınız diye çok korkuyorum. Unutmayın, sarmayla değil, kasnakla. Ve de. 27 Eylül. Muhterem Bayan Varvara Alekseyevna. Siparişlerinizin hepsini büyük bir dikkatle yerine getirdim. Madam Şifon, kasnak işini zaten kendisinin de düşündüğünü söyledi. Daha mı uygunmuş yoksa başka bir neden mi varmış orasını pek anlayamadım. Sonra bir farbeladan söz ediyorsunuz. O farbela hakkında bir şeyler söyledi. Ama öyle çok konuştu ki ne söylediği aklımda kalmadı. Zaten size kendisi gelip anlatacak. Ben büsbütün serseme döndüm anacığım. Bugün daireye bile gitmedim. Bence siz boş yere üzülüyorsunuz yavrum. Siz rahat edesiniz diye ne kadar dükkan varsa hepsini dolaşmaya hazırım. Yarınınızı düşünmekten korktuğunuzu yazıyorsunuz. Bugün saat 7'ye doğru hepsini öğrenirsiniz. Madam Şifon gelecek. Umudunuzu kesmeyin anacığım. İnşallah her şey iyi olur. Ah şu farbela yok mu? Ben sizi uğrayacaktım meleğim. %100 uğrayacaktım. Hatta tam 2 kere evinizin kapısına kadar geldim ama hep Bukov, yani Bay Bukov demek istiyorum. Hep öfkeli. Bunun için gelemem artık. Zaten bundan sonra hiç gelemem. Makar Devuşkin. 28 Eylül. Muhterem Makar Alekseyeviç, Allah aşkınıza hemen kuyumcuya koşun. İncili ve zümrütlü küpeleri yapmasın. Bay Bukov Tuzlu'ya oturacağını söylüyor, kızıyor. Dünyanın masrafını ettiğini, onu soyduğumuzu söylüyor. Dün bu kadar masraf olacağını bilseymiş, bu işe kalkışmayacağını söyledi. Nikahımız kıyılır kıyılmaz gideceğiz diyor. Misafir filan olmayacakmış. Ben de zıplayıp dans etmekten umudumu kesmeliymişim. Daha bayram gelmemişmiş. Nasıl konuştuğunu görüyorsunuz ya, Tanrı şahidim, hiçbirinde gözüm yok. Bunları hep Bay Bukov ısmarlıyordu. O kadar öfkeli ki karşılık vermeye korkuyorum. Ne olacak benim halim? Ve de. 28 Eylül. Varvara Alekseyevna, yavrum, ben yani kuyumcu, peki dedi. Önce kendimden söz açmak istemiştim. Hastalandığımı, yatağa düştüğümü söyleyecektim. Böyle telaşlı zamanda üşütmenin tam sırasıydı. Üstelik ekselans bugünlerde hayli sertleşti. Emelyan Ivanoviç'i epey hırpaladı. Sonunda kendileri de bitkin düştüler. Görüyorsunuz ya, size hepsini haber veriyorum. Daha da yazmak isterdim ama rahatsız etmekten çekiniyorum. Ne olacak? Ben aklı kıt, basit bir adamım. Çala kalem yazıyorum. Belki siz bundan... Ama boşuna artık. Sizin Makar Devuşkin. 29 Eylül. Varvara Alekseyevna, canım benim. Bugün Fedora'yı gördüm yavrum. Yarın evleneceğinizi, öbür gün gideceğinizi ve Bay Bukov'un arabayı bile ısmarladığını söyledi. Size ekselansın durumunu yazmıştım. Bir de şu var. Gorohoyova'daki mağazanın faturasını inceledim. Hepsi doğru. Yalnız hepsi ateş pahası. Fakat Bay Bukov size niçin kızıyor? Bahtınız açık olsun anacığım. Çok memnunum. Evet, mutlu olursanız çok memnun olacağım. Kiliseye, töreninize gelirdim ama mümkün değil anacığım. Belim tutmuyor, ağrıyor. Ben hep mektuplarımız için tasalanıyorum. Şimdiden sonra mektuplarımızı birbirimize nasıl ulaştıracağız? Fedora'ya çok cömert davranmışsınız. Sevap işlemişsiniz. Çok iyi yapmışsınız sevgili dostum. Hayırlı bir iş. Tanrı sizi bütün iyilikleriniz için takdis edecektir. Hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. İlahi adalet erdemi er geç taçlandırır.
Size böyle çok çok yazmak, her saat, her dakika yazmak, boyuna yazmak isterdim. Sizin Belki'nin hikayeleri kitabı bende kaldı. Bunu ne olur benden almayın. Bana armağan edin yavrum. Kitabı illa okumak istediğim için değil ama biliyorsunuz önümüz kış, geceler uzayacak, içime mahzunluk çökecek. O zaman öyküleri bir bir okur sizi anırım. Ben odamdan sizin eski yerinize taşınacağım. Fedora'nın kiracısı olurum. Bu dürüst ve çalışkan kadından ayrılmayacağım. Dün boşalan evinizi gezip her tarafa baktım. Gergefiniz üzerindeki işler olduğu gibi bir köşede duruyordu. Dikişinize de baktım. Şurada burada bir takım kırıntılar kalmış. Mektuplarımdan birinin üzerine iplik sarmaya başlamışsınız. Masanın çekmecesinde bir yaprak kağıt buldum. Üzerine "Muhterem Makar Alekseyeviç, size acele" diye yazılmış. O kadar. Herhalde birisi tam yerinde kesivermiş. Köşede paravanın arkasında yatacağınız duruyor. Köşede paravanın arkasında yatacağınız duruyor. Yavrum benim. Hoşça kalın. Allah aşkınıza bu mektubuma çabuk cevap verin. Makar Devuşkin. 30 Eylül. Çok değerli dostum Makar Alekseyeviç. İşte hepsi oldu bitti. Ben de kederimle baş başayım. Mutlu olup olmayacağımı bilmiyorum ama Tanrı'nın emrine boyun eğeceğim. Yarın gidiyoruz. Sizinle son kez vedalaşıyorum değerli dostum. Veli nimetim, canım benim. Arkamdan üzülmeyin, mutlu olun. Beni hatırlayın ve Tanrı'ya emanet olun. Ben sizi düşüncelerimde, dualarımda sık sık hatırlayacağım. Artık bu da bitti demek. Ben yeni yaşantıma başlarken geçmişimden pek az tatlı anı götüreceğim. Bunlar içinde size ait olanların değeri çok büyük. Siz benim biricik dostumsunuz. Beni yalnız siz sevdiniz. Ben her şeyi görüyor, beni nasıl sevdiğinizi biliyorum. Bir tek gülümsememle, mektubumdaki tek bir satırla avunurdunuz. Artık bana olan alışkanlığınızdan vazgeçmeniz gerekir. Burada nasıl yalnız kalacaksınız? Bundan sonra kiminiz olacak iyi yürekli, değerli, biricik dostum? Kitabı, gergefimi ve başladığı mektubu size bırakıyorum. Yarım kalmış satırlara bakarak onları benden duymak istediğiniz sözlerle yazacağım cümleler halinde devam ettirin. Sizi çok seven Verenka'nızı aklınızdan çıkarmayın. Mektuplarınızın hepsi Fedora'nın konsolunun üst gözünde duruyor. Hasta olduğunuzu yazıyorsunuz. Sizi çok görmek isterdim. Baybukov bugün hiçbir yere çıkmama izin vermiyor. Size yazmaya çaba göstereceğim değerli dostum. Söz veriyorum. Ama ileride ne olacağını Allah bilir. İyisi mi? Şimdiden temelli vedalaşalım canım dostum. En yakınım benim. Temelli vedalaşalım. Şu anda sizi kucaklamayı ne kadar isterdim. Elveda sevgili dostum, elveda. Mutlu, sağlıklı olun. Dualarım daima sizinle birlikte olacak. Ne kadar üzgünüm. Ruhum nasıl eziliyor? Baybukov çağırıyor. Sizi daima seven V.D. Not. İçim parçalanıyor. Gözyaşlarımdan boğuluyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'ım ne kadar üzgünüm. Unutmayın. Varenka'nızı, zavallı Varenka'nızı unutmayın. Paha biçilmez Varenka. Sizi götürüyorlar. Gidiyorsunuz. Sizi benden ayıracaklarında keşke göğsümden kalbimi çekip koparsaydılar. Ne biçim iş bu? Hem ağlıyor hem gidiyorsunuz. Az önce mektubunuzu aldım. Üzeri gözyaşı lekeleriyle doluydu. Şu halde gitmek istemiyorsanız sizi zorla götürüyorlar. Demek bana acıyor, beni seviyorsunuz. Siz orada kalabilir misiniz ki? Tatlı yüreğiniz orada ıstıraptan, kederden, sıkıntıdan paramparça olur. Ölürsünüz orada. Kara toprağa yatıracaklar sizi orada. Arkanızdan gözyaşı döken bulunmayacak bile. Baybukov o sırada tavşan avına çıkmış olacak. Ah anacığım, bu kararı nasıl verebildiniz? Böyle bir çareye nasıl başvurdunuz? Ne yaptınız? Nasıl kıydınız kendinize? Bıçaksız öldürecekler sizi meleğim. Bir kuş tüyü kadar narinsiniz. Peki ama ben neredeyim? Ben koca budala bütün bunlara nasıl seyirci kaldım?
Baktım, yavrucağın keyfi yok. Eh, başı ağrıyordur dedim. İşi kestirmeden halledeceğim yerde aptallar gibi basiretim bağlandı. Üstelik de sanki bütün bunlar üstüme vazife değilmiş gibi kendi kendimi haklı görüyordum. Dükkan dükkan dolaşıp farbelalarla uğraştım. Hayır Varenka, yarın kalkacağım. Evet, yarına kadar iyileşeceğim, kalkarım. Kendimi arabanızın tekerlekleri altına atacağım. Ama sizi bırakmayacağım. Olacak iş mi bu Allah aşkınıza? Ne hakla yapılıyor bu? Ben de sizinle gideceğim. Almazsanız arabanızın peşinden koşarım. Nereye gittiğinizin farkında mısınız siz anacığım? Değilsiniz. Bunu benden sorun. Orası bir bozkır canım, bir step. Yalın bir step. Duygusuz karılarla cahil, sarhoş herifler yaşar orada. Şimdi orada ağaçlar yaprak dökmüştür. Yağmurlar, soğuklar başlamıştır. Siz de kalkmış böyle bir yere gidiyorsunuz. Hadi Bay Bukov'un kendine göre bir işi var. Tavşanlarıyla haşır neşir olacak. Ama sizin işiniz ne? Çiftçi karısı mı olmak istiyorsunuz? İlahi meleğim, kendinize bir baksanız da çiftçi karısına benzer bir yeriniz var mı? Nasıl olur Varenka? Ben mektuplarımı kime yazacağım anacığım? Evet, bunu da hesaba katmanız gerek. Bu adam şimdi kime mektup yazacak demez misiniz hiç? Bundan sonra ben kime böyle tatlı tatlı anacığım diyeceğim? Sizi bundan sonra nerede bulabilirim meleğim? Ölürüm ben. %100 ölürüm. Bu felaket götürür beni. Sizi Tanrı'nın nuru gibi, öz kızım gibi seviyorum. Yalnız sizin için yaşıyordum. Çalışmam. Kağıtları temize çekmem. Dolaşıp gezmem. Dostça mektuplar biçiminde düşüncelerimi kağıda dökmem. Hep yakınımda, karşımda olduğunuz içindir. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Okurken çünkü yanlış olabilir diye düşündüm. Bir daha okuyacağım. Yalnız sizin için yaşıyordum. Çalışmam, kağıtları temize çekmem, dolaşıp gezmem, dostça mektuplar biçiminde düşüncelerimi kağıda dökmem hep yakınımda, karşımda olduğunuz içindi. Belki sizin bundan haberiniz yoktu. Oysa bu tam olarak böyleydi. Dinleyin beni anacığım. Kendinizi düşünün gözümün bebeği. Bizi bırakıp gitmeniz olacak şey mi? Gitmenize olanak yok canım yavrum. Mümkün değil. Bakın, yağmur yağıyor. Siz zayıfsınız, soğuk alırsınız. Arabanız %100 su alır. Hem siz şehir dışına çıkar çıkmaz kırılır. İnadına kırılır. Zaten Petersburg'da arabaları hep eften püften yapıyorlar. Arabacı ustalarını bir bir tanırım. Yalnız biçime, süse değer verirler. Dayanıklılık arama. Sağlam yapamadıklarına kalıbımı basarım. Ben Bay Bukov'un ayaklarına kapanacağım anacığım. Onu razı edeceğim. Siz de onu sağduyunuzu kullanarak inandırmaya çalışın. Burada kalacağınızı, oraya gitmeyeceğinizi, gidemeyeceğinizi söyleyin. Keşke o tüccar kadınla evlenseydi. Daha da yakışırlardı birbirlerine. O zaman siz burada bana kalırdınız. Hem şu Bukov'dan size ne? Durup dururken nasıl böyle değerli oldu gözünüzde? Ha? Yoksa size farbelalar filan alıyor da ondan mı? Farbela neymiş ki? Boştur bu farbelalar anacığım, boş. Ortada insan hayatı var. Farbelaysa farbela, paçavradan ibaret. Aylığımı alayım, ben de size farbelalardan armağan ederim anacığım. Tanıdığım bir dükkan var. Ama ne olur maaşımı alana kadar azıcık bekleyin güzel meleğim. Hey Allah'ım. Demek ne olursa olsun Bay Bukov'la bozkırlara gideceksiniz. Dönmemek üzere gideceksiniz. Ah anacığım. Ama hayır. Siz bana bir kez daha yazın. Etraflı bir mektupçuk daha yazın. Gidince oradan da mektup yollayın. Aksi halde mektubunuz son mektup demektir. Ama bunun son mektup olmasına imkan yok meleğim. Öyle birdenbire hemen son olması mümkün mü? Olmaz, olmaz. Ben yazacağım. Siz de. Tam üslubum düzelmişken. Allah Allah. Üslup da neymiş? Ne yazdığımın bile farkında değilim. Ne yazdığımı, nasıl yazdığımı bilmiyorum. Tekrar okumuyorum, ifademi düzeltmiyorum. Yalnızca yazmak için, size çok çok yazmak için yazıyorum. Gözümün nuru, yavrum, anacığım benim. 1948. Son. Tebrik.